Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Galaxy Samsung'un Unpacked etkinliğine geldik. Mobilyan Kongresi'nden bir gün önce düzenlendi bu etkinlik ve S7 ve S7 Edge ailesi bu lansmanla birlikte tanıtıldı. Biraz önce S7'nin özelliklerinden bahsettik ve sırada S7 Edge modeli var. S7 Edge modeli ekran boyutu itibariyle aslı serinin büyük abisi olarak nitelendirilebilir. 5.5 inçlik bir ekrana sahip ve yine 2K ekran çözünürlüğü var ve telefon gerçekten çok şık görünüyor arkadaşlar. Özellikle bu siyah rengini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. S6 ve S6 Edge modellerinde gördüğümüz siyah renk biraz böyle laciverte kaçıyordu ama burada tam anlamıyla bir siyah gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Son derece şık görünüyor telefon. Telefon teknik detaylarına ben biraz değinmek istiyorum hızlıca. Exynos işlemcisiyle birlikte şu an elimizde bulunan cihazda Exynos işlemcisi var. 8890 ve haliyle Mali T880 grafik işlemcisini de telefonla birlikte görüyoruz. 4 GB'lık sistem belli, 32 GB'lık dahili hafıza ve kullanıcıların en çok şikayet ettiği, bir önceki nesil telefonlarda en çok şikayet ettiği detay olan microSD kart desteği, üst taraftaki SIM kart slotuna eklenen microSD kart desteğiyle birlikte telefona geri geldi ki bence Samsung bunu gerçekten eleştirileri dikkate almış ve yapması gereken şeyi yapmış. Bunu çok rahat bir şekilde dile getirebilirim. Bunun dışında telefon oldukça akıcı çalışıyor. Şöyle hemen göstereyim. S6 Edge modelinde kavisli ekran tarafı çok da fazla fonksiyonel değildi. Ama burada ciddi anlamda bir işlevsellik kazandırılmış. Çok fazla seçenek var. Bu şekilde görebiliyorsunuz. İşte uygulama kısa yolları, kişi kısa yolları. Şöyle baktığımızda görevleri görebiliyoruz. Kişiler ve Yahoo News gibi çok sayıda seçenek var. Hemen şöyle özelliklere baktığımızda da bu alanın ne kadar daha geliştirilebileceğini rahatlıkla görüyoruz. Samsung bu defa kavisli ekranı oldukça işlevsel bir şekilde kullanmış. Telefonda 12 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera mevcut. Burada tabii çözünürlük bazında arka kameranın biraz küçüldüğünü söyleyebiliriz ama performans bazında öyle olmadığını da rahatlıkla söylemem gerekiyor. Şöyle hızlıca bir gösterecek olursam kamera arayüzünü şöyle bir gezdirelim. Evet, oldukça güzel görünüyor arkadaşlar, dediğim gibi. Ön kamera ise 5 megapiksel aynı oranda. Tabii kamerada geliştirmeler de mevcut. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Performans tarafında neler sunduğunu hızlıca yaptığım bir AnTuTu testi sonucunda sizlere hemen göstereceğim. Burada internet oyunları indirmek için çok da fazla yeterli değil. O detaylara daha sonra değineceğiz mecburen. Evet, S7 Edge modelinde 127.547 gibi oldukça yüksek bir puanla karşılaştık. Telefonun gerçekten çok büyük başarılı olduğunu bu konuda rahatlıkla söyleyebilirim. Sıralama tarafında da zaten referans alınan telefonların arasında bir numaraya çıktığını da gösterebiliyoruz. Evet, burada da AnTuTu'nun sunduğu teknik detaylar mevcut arkadaşlar. Bunları da bu şekilde gösterelim sizlere. Tasarım tarafına biraz değinmek istiyorum. Telefon iki tarafından da kavisli dediğim gibi ama çok şık görünüyor. Siyah rengi gerçekten çok güzel olmuş. Oldukça ince bir kenar var. Sol tarafta ses açma ve kontrol kısma butonları, sağ tarafta güç tuşunu görüyoruz. Üst tarafta ise microSD ve SIM kart kızaklarının bulunduğu slotu görüyoruz ve bir mikrofon. Alt tarafta da Samsung'un klasik tasarımını devam ettiren kulaklık girişi, USB girişi ve hoparlörü görmekteyiz. Telefonun arka tarafı ise oldukça sade, minimal bir tasarıma sahip. 12 megapiksel kamera, kalp atış sensörü ve LED flash gibi detayları görüyoruz. TouchWiz arayüzü arkadaşlar oldukça geliştirilmiş. Sürekli şikayet alan bir arayüzdü ama şöyle hızlıca bazı menülere gir çık vesaire gibi işlemler yapıldığında bile telefonun oldukça akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliyorum. Evet, bu şekilde şöyle gösterelim. Batarya tarafına da hemen değinmek istiyorum. S7 modelinde 3000 mAh'lık batarya vardı. Burada ise karşımıza arkadaşlar 3600 mAh gibi, bence bu seviyedeki telefonlarda olması gereken bir batarya oranını görüyoruz. Oldukça performanslı, oldukça güzel bir cihaz olmuş. Telefon elimize geçtiği zaman daha kapsamlı incelemeyle de karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.